Diyalog TV ekranlarında yayınımız günün konuyla devam ediyor. Yanımızda yine çok değerli bir konumuz var. Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yoğun bir gündesiniz. Türkiye ziyareti, önemli gelişmeler. Bugün adaya döndünüz. Bir basın toplantısıyla bir kaos vardı aslında Türkiye Futbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında. Bir anlaşmazlık olduğu mesajını siz Türkiye'den verdiniz zaten. Buraya geldiniz, tekrar anlattınız. Sizin ağzınızdan da tekrar canlı olarak duymak istiyoruz. Tabii ama izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Ekranlarında gördükleri Twitter adresinden az sonra ve Diyalog TV'nin Facebook hesabından soruları varsa alabiliriz. Aslında sondan başlamak istiyorum. Mecliste Başbakan bu olan bitenle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yazdığı mektup konusunda anlatmaya çekindiğini söyledi ve açıklarsa da siyaseten bir skandal olur dedi. Bundan başlayalım dilerseniz önce. Yani benim elimdeki bilgiler ise Başbakan'ın elindeki, orada siyaseten anlatıldığında skandal olacak hiçbir şey yok. Futbol, FIFA'nın yazışmaları basında paylaşılmaz. Böyle bir sıkıntı var ve bu nedenle ne oldu, ne bitti konusunda hep sözle vermek zorundayız. Onun için ben, Başbakan bugün mecliste söylemiş bunu herhalde. Ben o esnada Sertoğlu'yla bir görüşmem vardı. Basın toplantısından önce onunla görüştüm. Dolayısıyla cevap verme imkanım olmadı. Ama bunu bir polemik meselesi haline de getirecek değilim. Burada bu olay kendi insanımıza ve özellikle sporcumuza net anlatmak durumundayım. Çünkü müthiş bir bilgi kirliliği var. Çok net görüyorum ki bir algı oluşturma kampanyası var. Üzülerek söylüyorum, bu konuyu seçim malzemesi haline getirmiş bir kesim var. Bir de hazır kıstırmışken Serdar Denktaş'ı biraz hırpalayalım düşüncesinde olanlar var. Ben biraz önce bir başka televizyon programında kendi arasında sohbet eden iki arkadaşı izledim. İkisi de sağ kökenli arkadaşlar. İnanamadım duyduklarıma. Ve yani dedim, bu kadar çarpıtılabilir bir mesele. Şimdi konu şudur. Bu bal ligi olayı başladıktan sonra bizim buradaki futbol kulüplerimizden sporcular kulübünün hiçbir bilgisi olmaksızın aniden transfer edilmeye başladı Türkiye'ye. Bütün problem buydu. Buradan çıktı esas problem. Tabiatıyla bu olay takımlarımızı olumsuz etkiler. Niçin? Transfer ücreti ödemiştir. Kendisi yetiştirmişse yıllarca emek harcamıştır o gencin bugün bulunduğu noktaya gelmesi için. Şampiyonluğa oynamaktadır ligde. Ama aniden 1, 2, 3 sporcusu, takımının bel kemiği olarak gördüğü sporcusu transfer olarak bir başka yere gidiyor. Bir anda çöküyor kulüp. Harcadığı parayı da koyun bir tarafa. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra Futbol Federasyonu bana geldi. Bu son derece büyük bir zorluk bizim için ve kulüpler için. Buna mutlaka önlem bulmalıyız. Çünkü kulüpler zora girecek. Kulüpler zora gittikçe futbolumuz gerileyecek. Benden de girişim talep ettiler. Benim yapabileceğim girişim Spor Bakanlığı iledir. Federasyonla değil. Spor Bakanlığı ile iletişime geçtik. Arkadaşlarımı, Orçun Kamalı'yı, bu işi iyi bilen arkadaşlardan biri, görevlendirdim. Temaslarını yürüttü. Altta bir şeyler pişirdiler. Pişirmeye başladılar. Bu esnada ama şikayetler de devam ediyor. İşte şu olacak, bu olacak diye. Cumhurbaşkanı devreye girerek Türkiye Futbol Federasyon Başkanı'nı Kıbrıs'a davet etti. Ve
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Sertoğlu'nun da bulunduğu bir toplantıda biz Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve yetkililerini sıkıştırdık. FIFA kuralları nezdinde buna bir çözüm bulmalıyız diye. Nereye? Buradan Türkiye'ye yapılan transferlere karşılıksız, zamansız transferlere. Çünkü öyle bir şey ki evet. Transfer dediğiniz olayın bir zamanı vardır. O zaman içerisinde yapılır. Bu öyle değil. İstediği anda bir futbolcu teklif aldığı anda çıkıp gidiyor. Peki o toplantıda şu anki çözüm modeli hiç gündeme geldi mi? Hayır. O toplantıda istediğimiz FIFA nezdinde, FIFA kuralları çerçevesinde çözüm üretin. Bizim istediğimiz bu, bunu zorlayın. İşte sizi tanımaz, onun için sıkıntıya girebiliriz, onlara haber vermeksizin hiçbir şey yapmayız. Siz bunu zorlayın dedik. Bu zorlama bir netice vermezse, iki spor bakanlığı arasında ne yapabiliriz'i o zaman da gündeme taşıyalım. Ve bunu istedik, talep ettik. Bunun üzerine şeyler istendi. İki olay. Biri transfer dönemi dışında olmasın bu transferler. Sözleşme yok. Dolayısıyla bizim verdiğimiz lisanslar aslında lisans olarak kabul edilmiyor FIFA'ya üye ülkeler tarafından, üye federasyonlar tarafından. En azından yeni lisans çıkartmada bunu belli bir şeye sokalım. Ve bu talimatı Türkiye Futbol Federasyonu kendi ekiplerine emirnamelerimizi, yönetmeliklerimizi bu konudaki düzeltin. Kıbrıs'a yönelik filiz lisans çıkartmada belli engeller koyalım diye talimat da verildi. O çalışmayı da yürütüyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu esnada ama yine Türkiye Futbol Federasyonu FIFA'ya, üyesi bulunduğu kuruma bir mektup yazarak diyor ki, belli ki kendi işlerinde bir çalışma yapmışlar. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs'ın kuzeyinde falan değil ha, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir temsilcilik açabilir miyim? Orada da çünkü yani benim... Türkiye Futbol Federasyonu bu ifadeyi de kullanıyor. Evet, evet. Bu mektupta... Birkaç kez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açabilir miyim? Benim orada vatandaşım olan sporcularım var. Bunların bilgilendirilmesi vesaire için. Ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Futbolu'nun yaşadığı zorluklarla ilgili sizinle karşılıklı görüşebilir miyiz? Diye bir mektup. Şimdi bu mektubun bir cevabı gelecek. Olumlu, olumsuz. Bu arada bununla ilgili yorum tahmininiz nedir? Yani şimdi bir... kendi akışında bırakılsaydı olumlu gelecekti. Şimdi değişti mi? Değişti çünkü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başka bir yazı yazdı. Geleceğim oraya. Şimdi bunu sorarken federasyon, Türkiye Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan izin almamış. Kavga bu. Ya biz talep ettik, sen de beraberdin. Sol tarafında sen oturmaktaydın. Hasan Sertoğlu, sen dediğim. Ve orada biz talep ettik. FIFA kuralları çerçevesinde çözüm bul. Ne için? Belli bir sıkıntı var orada. Nedir o sıkıntı? Türkiye'ye hiçbir kurala bağlı olmaksızın sporcularımın transfer olması. Düşünülen ne? Burada bir temsilcilik açılsın. Temsilcilikte dediğimizde illa işte ayrı ofisler, bilmem şunlar bunlar olsun değil. Bu Futbol Federasyonu bir oda vererek de yapabilir bunu. Bu tür transferler gündeme geldiğinde Futbol Federasyonu bu temsilciye desin ki böyle bir şey var. Transfer talebi var. Bu gencimizin kulübe olan, kulübün bu gencimize verdiği şu kadar para var, 50 bin lira atıyorum şimdi rakamları. Şimdi gitmesi de uygun değil çünkü takımı ligi oynar, takımını sıkıntıya sokar. O temsilcilik Futbol Federasyonu'na durumu iletir, lisansının çıkmaması için. Veya çıkması için evet uygundur, çıkabilir dediği anda Spor Bakanlığı Türkiye'nin bizim üzerimizden o 50 bin lirayı kulübe
federasyona, evet, bizim federasyona verir, federasyon kulübe verir. Yani söz konusu sorunu tamamen çözüyor. Tamamen çözer. Şimdi bu büyük bir ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu bu yazıyı yazdığında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na soracağını tahmin etmemiştir. Yani kendi içlerinde. Çünkü bir meseleyi bu olabilir mi olamaz mı? Hollanda'da var, İngiltere'de de var, Türkiye'nin temsilcisi. Burada da olabilir midir soru? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Olumlu cevap gelseydi döner burada konuşurdu. Nasıl çalışacak, sistem nasıl yürüyecek onları o zaman konuşurdu. Ve bu iş yürürlüğe girerdi. FIFA dönüp bir yazı yazıyor şeye, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na ve diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ekteki talep mektubunu aldık. Bugün sizin gazetenizde çıkan bir şey var. Kuşkularımız var falan diye. Kesinlikle öyle bir ifade yok yazının içerisinde, kuşkularımız var vesaire diye. Sorduğu şudur. KOP ile birlikte yürütmekte olduğunuz çalışmalar henüz sonuca ulaşmadığı için bu konudaki görüşünüzü almak istiyoruz. Ne düşünürsünüz? Orada verilecek bir tek cevap vardı. Türkiye ile aramızda olan transfer meselesini çözmek için faydalı olur denirdi. Ve açılırdı bu ofis. Son paragrafında diyor ki, FIFA diyor ki, an itibariyle henüz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak KOP'un üyesi haline gelmediniz. Şimdi bakın o taraftaki algı da nedir? Bize hep söylenen burada KOP'un üyesi olacak değiliz. KOP ile birlikte ortak, eşit bir zemin yaratacağız. Ama FIFA'daki algı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun KOP'a üye olacağı. FIFA kuralları bir federasyonun bir başka federasyona üye olmasına izin verir mi vermez mi o ayrı bir tartışma konusu. Bir görüş soruluyor federasyona. Federasyon da cevabını yazmış, göndermiş ve demiş ki Kıbrıs'ın kuzeyinde futbolun otoritesi biziz. Kıbrıs'ın kuzeyinde. Şimdi ben diyorum ki bu cevaptan sonra bir yanlış yapılmıştır yine ve bu nedenle FIFA temsilcilik açamazsınız diye bir cevap verebilir. Bu takdirde ne olacak? Şu anda hani futbolcumuz alınır götürülür ya oraya, aynen devam edecek. Yani burada amaç, siz söylediniz zaten, bu futbolcuların Türkiye'ye transferiyle ilgili bir düzenleme, bir disiplin, yani bütün transfer dönemi buydu. Şu an yani daha mı iyi oldu eğer bu sorun FIFA tarafından olumsuz bir cevap gelirse? Yani buradaki otoritenin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olduğunu söylemek daha mı iyi? Sorunu çözmek istemiyorum. Bu sorundan ben rahatsız değilim anlamında bana sorarsanız. Yani benim sporcularımın kulüplerden hiçbir bedel ödenmeksizin istedikleri zaman alabilmeye devam edebilecekleri. Yoksa konu oradan çıktı da Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada bir ofisinin olması Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu bir dışlama gibi mi algılanıyor? Ne münasebet? Ya, o anlam mı çıkarılıyor acaba? Onu kastediyor Sertoğlu. Yani ofis açılacak, federasyonun görevini o ofis yapacak. Ne münasebet? Ne münasebet? Senin yasaların zaten ona izin vermez. Bir. Ve Allah'ını severseniz şimdi 78 milyonluk Türkiye'nin futbol federasyonu, başka işi yok. Gelecek burada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun da yetkilerini devralacak. Ne için? Ne kazanacak bundan? Bizi asimile ediyorlar. Ya be kardeşim, senin asimile olmanın önündeki en büyük engel zaten devletin. Devletin var oldukça asimile olmazsın. Senin talep ettiğin şu sorunu çöz noktasına pratik ve bu işi FIFA bilgisi çerçevesinde sonuçlandıracak bir formül çıkıyor ortaya. Peki şöyle soralım. Türkiye Futbol Federasyonu burada ofis açmasın.
diyelim otorite sarsılıyor. Bir 45 günlük süre verilmişti. Rum tarafına işte gidilse bununla ilgili bir görüşme yapılsa. Şimdi bakın, o zaman bu otorite 45 günlük süre için görüşümü daha önce de belirttim, tekrar belirteyim. Böylesi bir tehdidi ben kabul etmem. 45 günlük süre size. Ya çözersiniz ya gideriz kopa. Buyurun. Buyurun kopa gidin. Buysa istenilen. Kopa gidildiğinde, bırakın federasyon olarak, ha, takımsal olarak kopa gidildiğinde ben soruyorum, Rum takımları kendilerine göre işgal altındaki bölgedeki sahalara gelip maç yapacak mı? Deplasman maçlarını gelip oynayacaklar mı? Bir. İkincisi, Rum tarafı bizim sporcularımızın yarısı ve belki fazlası ya babası Türkiye doğumludur ya belki kendisi de Türkiye doğumludur ve Rum tarafına göre yerleşik konumundadır. Takımlarımızdaki yerleşik tabiri içerisine giren sporcuları Rum tarafı kabul edecek mi? Geçsin öbür tarafa. Nasıl devam ettireceksin bu mücadeleyi? O zaman otorite duracak mı ya da olacak mı? Türkiye'ye transferin önü kesilmiş olacak mı? Ha, o takdirde şöyle bir şey çıkar ortaya, kesilir. Nasıl kesilir? KOP'ta lisans çıkaran bir sporcuyu transfer etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kendisine talep geldiğinde Kıbrıs Futbol Federasyonu'yla temas kurar. Niçin? Çünkü tanınan FIFA üyesi federasyon odur. Ve onun lisansı geçerlidir. Biz tanınmadığımız için lisansımız geçerli değil. Futbol Federasyonu bu kendisini tanıyan FIFA'ya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu kendisini tanıdığını iddia eden FIFA'ya, hani işte Demirören tanımaz ama FIFA bizi tanır dedi. FIFA'ya yazı yazarak lisanslarının bu anlamda geçerliliğini neden kılmıyor? Tanıyor madem FIFA kendisini. FIFA'ya bir mektup yazsın. Böyle bir sıkıntım var. Türkiye benim futbolcularımı bilabedel alıyor. Benim lisanslarımı geçerli kılın diye müracaatta bulunsun FIFA'ya. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu tanıyan FIFA da buna onay versin. Var mı böyle bir şey? Evet. Böyle bir girişim var mı? Yok. Neymiş girişim? KOP'la yapılan, daha önce ve imzalanan ön anlaşma. O ön anlaşma Hasan Bey'e göre eşitliğe dayalı bir anlaşma. FIFA'ya göre Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun KOP'a üye olması. Şimdi insanlarımız, takımlarımız, tek tek bütün takımlarımız lütfen kendilerine şunu sorsunlar. Sporcularının, kendi futbolcularının, kendilerinin yetiştirdiği veya kendilerinin transfer ettiği bedel ödeyerek. Hiçbir bedel ödemeksizin ve şampiyonluğa belki bir iki hafta kala. Türkiye'deki bir takıma transfer olmasına, transfer de değil bu, Türkiye'deki bir takım tarafından alınıp kendi kulübünün lisanslı sporcusu yapılmasına. Razı mı? Razı değiller ise eğer, bu ofis vasıtasıyla kurulacak düzen, aracılığıyla aslında, vasıtasıyla değil, aracılığıyla kurulacak düzen, bu sorunlarını ortadan kaldıracak bir düzendir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun aracı vasıtasıyla sorunlarını çözebilecek bir düzendir. İşin ilginç tarafı, halen zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun atadığı bir temsilci de varmış burada. Ama yani, her iki taraf da bunu kullanmıyor bir şekilde. Bir çeşit ofis anlamına da gelebilir yani. Yani onu biraz daha şu konuda yetkilisin dese Türkiye Futbol Federasyonu, bana bilgi ver, beni bilgilendir, mağdur etmeyelim. Hı hı. Kıbrıs'ta zaten ambargo altında olan. Yani bir temsilcisi var yani. Evet, zaten ambargo altında olan şeyi, Kıbrıs Türk Futbolu'nu daha fazla mağdur etmeyelim, önlemler bulalım. Olur bunlar. Peki siz Sertoğlu'nun Yıldırım Demirören'le arasında kişisel bir anlaşmazlık olduğunu yani söylediniz o ama çıkıyor bugün Sertoğlu ortaya. Diyalog TV'ye konuştu. Böyle bir anlaşmazlıkların olmadığını söyledi. Yine sizin keşke Sertoğlu da olsaydı bizimle beraber
konuya daha hakim olsaydı gibi bir açıklamanız oldu. Ona da benim orada hani muhatabım yok. İki bakan görüşüyor. Ben bu şekilde bakın, yayın olamazdım şeklinde. Türkiye'ye giderken ilk aldığımız randevular 3 bakandandı. Biri Ekonomi Bakanı, biri Turizm Bakanı, biri de Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı. Son gün gitmeden bir gün önce Spor Bakanı'ndan da talep etmiştim. Bir gün önce Spor Bakanı da bir yurt dışı seyahatim vardı ama iptal oldu, görüşelim diye haber iletti ve bize randevu verdi. Randevuyu alır almaz Spor Bakanı'ndan dedim Hasan Bey'i arayın hemen, kendisi de katılsın bu toplantıya çünkü gündem şeydir, bu transferler meselesidir. Ekonomi Bakanı'yla görüşmem daha önceden ayarlandığı için Ticaret Odası'na ve Sanayi Odası'na haber gönderdim. Birer temsilci verin, Ekonomi Bakanı'yla görüşeceğiz diye. Başkanları katıldı. Ekonomi Bakanı'yla görüşürken Ticaret Odası veya Sanayi Odası veya TOP Başkanı yoktu o toplantıda. Ekonomi Bakanı vardı. Ve benim Ticaret Odası Başkanım ve Sanayi Odası Başkanım benimle beraber o toplantıya katıldı. Turizm Bakanı'yla randevu aldık. Otelciler Birliği Başkanı'nı aradım. Katılır mısın diye. Katıldı benimle beraber o toplantıya gitti. Karşısında Türkiye Otelciler Birliği Başkanı yoktu. Biz kendi meselelerimizi siyasi makamla konuşmak üzere gittik. Ve onların benim yanımda oluşu, ortaya koyduğum taleplere, düşüncelere daha fazla güç verdi. Kendi düşüncelerini de aktarma imkanı tanıdı. Dolayısıyla Sayın Sertoğlu da Spor Bakanı ile yapacağım bu toplantıya katılmış olsaydı eğer, bu bilgi orada bize geldiğinde orada birlikte değerlendirir ve çok daha net bir mesajı bütün halkımıza verirdik. Sanayi Odası ve Ticaret Odası yanımda olduğu için toptan da randevu istedik. Gittik onlarla da görüştük. Birlikte görüştük. Hasan Bey de olsaydı, gerçi Sayın Demirören yurt dışındaydı ama orada bir yetkilisiyle ben değilsem kendi gider görüşürdü bizim aracılığımızla. Bunlar olabilecek şeylerdi. Ama orada olmasında fayda vardı. Kabul etmedi. Peki tüm bunları anlattıklarınızı değerlendirerek özür konusuna gelince bugün onunla ilgili bir şeyin altını daha çizdiniz. Özür sadece bu olayla ilgili değil. Hayır, şimdi bakın, genel bir şu televizyonlar, şu anda yayın yaptığınız bu televizyonlar Türkiye'den de izleniyor artık. Sosyal medya zaten sürekli bir iletişim. Dünyadan izleniyor. Ve biz burada bir takım sözleri söylediğimizde, şikayetleri yaptığımızda ve bu söz ve şikayetler belli bir üslubun ötesine geçtiğinde Türkiye'de bizi izlemekte olan insanlar ki kimizler yani Kıbrıs kanallarının Türkiye'de oturup da ya Kıbrıslıdır ya Kıbrıs'a özel ilgisi vardır. Çok insan var Türkiye'de oturup Kıbrıs kanallarını izler. Yolu düşmüştür bir gün, bir süre kalmıştır değil mi? Şey İzlemek yok. İçin. Bu insanlar Kıbrıs'a hassasiyet gösteren insanlar. Ve üzülüyorlar. Ankara'da ben Spor Bakanlığı toplantısından çıktım. Ertesi gün öğlen Arınç'ın görüşmesine gidinceye kadar telefonum susmadı. Türkiye'den insanlar. Beni tanıyanlar ya peki ne oluyor? Oradaki devlet niye büyüklerinden şey herhangi bir tenkit aldınız mı? Hayır yani. Yani onun üzerine yapılmış bir açıklamaydı bu. Büyük bir saygıyla bir şey söylemiyorlar. Ama hissediyor musunuz bunu yani? Onu hissedersiniz. Yani bir üzüntü vardır orada. Ya yani ne yapıyoruz yani ne oluyor diye bir üzüntü vardır. Bunu hissedersiniz. Ama esas beni sıkan vatandaştan gelen, normal vatandaştan gelen tepkidir. Ve bu sadece o işte dün olanla ilgili değil. Ama dün o olay gerçekleşti. İşte sosyal medyadaki yorumları okur ehali, açıklamaları dinler. Bir birikimin de sonucu. İşte çekelini yakamızdan vesaire gibi ne paranı ne askerini ne bilmem ne vesaire. Bütün bunların birikimiyle insanlar hazır işte Türkiye'dedir de telefona sarılan bunu söylüyor. Gören bunu söylüyor. Peki sosyal medyada size karşı şimdi çok büyük bir eleştiri var bu özür konusuyla ilgili. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu konudaki yanlışı bir sorun çözülecekti çünkü ve çözülme ihtimali çok büyüktü daha doğrusu ve engellendi.
Oradan başlayarak Serdar'ı tokatlamak. Dövün, ne olacak? Yani siyasi sorun, mi olduğunu bence düşünüyorsunuz? Bence öyle. Sorun çözülecek mi? Hayır. Bakın ben Türkiye'li yetkililerle, asker olsun, sivil olsun, memur olsun, teknokrat olsun en fazla tartışan insanlardan biriyim. Haklı olduğum noktada sonuna kadar da tartışırım. Ama tartışmayı bir saygısızlık boyutuna asla götürmem bir. O tartışmayı Türkiye düşmanlığı, karşıtlığı noktasına hiç taşımam. Lütfen bu özür boşunaydı diyen arkadaşlar dönüp Türkiye penceresinden, kendi gözlüklerinden değil, Türkiye penceresinden bir kendilerine baksınlar neler yazıyoruz, neler söylüyoruz. Bu hiç ifade çek elini yakamızdan. Bir eli var yakamızda Türkiye'nin. Niçin? Çünkü buradaki mali disiplini sağlamaya çalışıyor. Ama öte yandan esas eli üstümüzde her anlamda. Teknokrat, bürokrat, diplomatik, mali, manevi, günlük ihtiyaç, telefon, posta, her şeyde Türkiye açıyor önümüzü. Bütün bu imkanları Türkiye'nin de bize dondurduğunu düşünelim. Ne olacağız? Nasıl bir pozisyonda olacağız burada? İnanılmaz bir şey, tavır içerisine girdik. Ben Kıbrıslı Türk'üm ve onunla gurur duyarım. Kıbrıs Türk milliyetçiliğini savunan, ortaya çıkarıp savunan birisiyim. Sadece siyasetçi olarak değil. Ve bunun her zaman da söylediğim Türkiye karşıtlığı ile sakın ha bunu karıştırmayın diye. Kıbrıslı Türklüğümüzü koruyalım elbet. Yani Türkiye karşıtlığı ayrı bir şey. Olamaz. Ama yani, ideolojik başka. Yani bakın bugün buradan sonra bir ekonomik programa gideceğiz. 40 mil ötemizde 78 milyonluk dev bir pazar. Ve ekonomik entegrasyonu ısrarla da savunuyorum. Ekonomik entegrasyonu. Kendi devletimde Kıbrıslı Türk olarak güçlenmemizin yolu ve dünyayla rekabet edebilir hale gelmemizin yolu odur diye. Karıştırmasın hiç kimse. İnanılmaz bir manipülasyon var ülkede. Peki hükümet ortağınız da Sayın Başbakan Yorgancıoğlu da sizin gibi düşünmüyor. Bu fikir ayrılığı ne olur? Sayın Yorgancıoğlu tabii bu bal ligi ve transferler olayının içerisinde hiç olmadı. Yani bu bana getirilen bir sorundu. Bu sorun için girişimler yaptık, yapmaya devam ettik. Federasyonla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmesinde Sayın Yorgancıoğlu yoktu. Dolayısıyla orada konuşulanları kulaktan duyma olarak aldı. Çünkü Futbol Federasyonu içerisinde de kendi yetkili organlarında görev yapan bir arkadaş var. Orada konuşulanları da dolayısıyla biliyor aslında. Ben bir tek şey soruyorum. O toplantıda olmayan ve o toplantıda bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na FIFA kuralları çerçevesinde buna bir çözüm üretmeyi zorlayın talebimizi, ki Hasan Bey de yanımdaydı. Bu talep Hasan Bey'den geldi aslında. Çekinmeyin dedi. FIFA bizimle temastadır. Siz de çekinmeyin dedi bundan. Adamlar da yaptı. Talebi yaptı. Biz neydik orada? Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı'nın taleplerinin haklılığını tescil eden Spor Bakanı ve Cumhurbaşkanı. Önümüzde yapıldı bu talepler. Ve yani biz de destek bilgi verdik. Bilgi dahilinde oldu. Tabii. Peki siz... Bizden talep ettiğiniz yerine getirmeye çalışıyoruz diyor. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu. Şikayet nedir? Anlamadım. Peki Yorgancıoğlu ile hiç görüştünüz mü bu konuyla ilgili geldikten bugün sonra? Sabah mecliste sadece mektubu, FIFA'ya yazılan mektubu bir gör. Var bu bende dedi. O sende varsa zaten onun peki içerisinde şey yok. Programın başında sordum ama bu skandal olur. Yani mektup ikinizde de var. Yani sizin de, yani, Sayın Yorgancıoğlu'nun da elinde var. Burada şimdi vatandaş ne düşünür? Yani ben hemen... Çünkü artık iş şeyi geçti madem ki.
siyasi nedenlerden dolayı Kıbrıs Adası'nın Kıbrıs Rum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC olarak ikiye bölünmüş olduğunu bildiğinizi tahmin ediyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi bağlardan dolayı çok sayıda Türk vatandaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında yaşamaktadır. Yalan mı? Değil. Tamam. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir temsilcilik açmak arzusundadır. Size kibarca sormak istediğim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açmasının FIFA kurallarına uygun olup olmadığı yönünde FIFA'nın görüşünün ne olduğudur. Lütfen şunu biliniz ki söz konusu temsilcilik ofisinin tek maksadı Türk vatandaşı olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan futbolculara hizmet etmek ve onları bilgilendirmektir. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki futbol konuları hakkında FIFA'nın konuyla ilgili yetkilileriyle görüşme talebimiz vardır. FIFA bize bunun için uygun tarih ve zamanı bildirebilirse çok seviniriz. Ona göre kendi programımızı ayarlayalım. Mektup bu. Şimdi skandal dediği, bu mektup. Evet. Skandal dediği şeyin herhalde. Türk vatandaşı. Başbakanın. Türk vatandaşı olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan futbolculara hizmet etmek. Şimdi benim, Serdar Denktaş olarak benim tek bir vatandaşlığım var. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı. Futbolcu olduğumu düşünün, burada bir takımda ve Türkiye'den X Spor geldi beni transfer etmek ister. Ben de kabul ettim. İlk yapacağım iş nedir? Türkiye vatandaşlığına başvurmak. Vatandaşlık artık veriliyor mu her Kıbrıs'ı Türkiye? Evet veriliyor. Türkiye vatandaşı olduğum andan itibaren zaten o kapsama giriyorum işte. Yani bir, bu mektupta... Demin sordum, bir daha soralım. Her takım lütfen kendi içinde kaç sporcusunun babasının Türkiye doğumlu olduğunu tespit etsin. Yani bu mektupta şu anlaşılıyor. Şimdi bu sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu temsilcilik açılıyor. Kıbrıslı Türkler için değil gibi bir... Olur mu? Yani sorun, o kastediliyor skandaldan. Sorun nedir burada? Türkiye vatandaşlığı olsun veya olmasın. Benim buradan bir sporcumun Türkiye'ye transfer olması. Transfer olmak için birinci koşul zaten Türkiye vatandaşı olmasıdır. Dolayısıyla olmayan da hemen vatandaşlık alır bir müracaatla. Olan zaten vatandaşlar gider. Yani şunu diyoruz herhalde, bu detaylara bakmayalım. Sorunumuzu çözüyor mu? Çözüyor. Ha? Bu şekilde mi düşünüyoruz? Aynen. Yani ben sorunu çözmek istiyorum. Evet. Takımlarımın mağdur olmamasını, transfer olacak sporcumuzun, öyle yetenekli sporcularımız varsa ve önce Bal Ligi'ne sonra Süper Lig'e kadar yükselebilecek durumda, ki vardır mutlaka. Bunların önünün açılmasını hep beraber istemiyor muyuz? Evet. Ha, diğer sorun nedir ama? Futbolumuzun genel olarak dünyaya açılabilmesi. KOP ile şu anda yürütülen görüşmeler bunu oraya taşımayacak. Başka yöntemler var mıdır? Evet vardır. Birleşik Kıbrıs Futbol Federasyonu oluşturup geçiş döneminde Kıbrıs Türklerin dünyayla temasını ve futbolunun gelişmesini o otoriteye devretmek. Yeah. İç karşılaşmalarında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bizim tarafta, KOP diğer tarafta ve kendi dış temaslarını götürsün. Bu talep edilse ve bunun üzerinde uğraş verilse çok daha kolay bu iş halledilecek. Açıklıkla fikrinizi, düşüncelerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür aslında ederim. Siz Türkiye ziyaretinde sadece bu futbol konusunu konuşmadınız. Başka konuşmalarınız işte onlar oldu. Onlar da şimdi bir başka program. Onlara tabii giremeyeceğiz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Diyalog TV ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.